Bugünlerde herkes koronavirüs aşısı olsam mı olmasam mı? Özellikle hamile olanlar olup olmama konusunda daha da kararsızlar. Acaba hamileyken çocuğuma zarar verir mi? Bu gibi endişelerden dolayı hangi aşıyı yaptıracaklarından ziyade acaba koronavirüs aşısı yaptırayım mı, yaptırmayayım mı diye kendi kafalarında sorunlar var, endişeler var. Sizler için bu konuyu detaylı olarak araştırdık. Gebelerde acaba hangi aşı yapılsa iyi olur veya bu endişeler nereden kaynaklanıyor? Özellikle bu aşı firmaları tabii ki çalışmaları yaparken faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında gebeler yok. Nasıl bir tepki vereceği belli olmadığı için gebeler alınmamış çalışmalara. Bu sebepten dolayı da gebeler konusunda çalışmaların sonucu yok. Bu sebepten dolayı ilk zamanlar gebelere koronavirüs aşıları önerilmedi. Bugünlerde herkese fazla dozda aşılar yapılmaya başlayınca gebelerde daha önceden yapılmamasından dolayı kafalarında soru işaretleri var. Acaba daha önceden neden çalışmalara alınmadı, neden yok diye. Daha sonra rastlantı olarak hamile olanlara yapılan aşılar olmuştur. Bunlardan toplanan veriler, hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların sonucuna bakacak olursak genelde gebelerde yapılan çalışmaların sonucunda çocuğa herhangi bir zararının olduğunu gösteren bir veri yok. Yani hamileye bir aşı yapıldığı zaman çocuğa zarar verdiğini gösteren, çocukta bir anormallik yaptığını gösteren bir delil yok. Bu sebepten dolayı gebelere artık aşı yapılması öneriliyor. Özellikle gebelerin eğer koronavirüs hastalığına yakalanırsa daha ağır hastalığa yakalanma ve yoğun bakıma girme potansiyelleri daha riskli. Yani gebeler aslında riskli grupta. Yoğun bakıma yatma bakımından riskli grupta. Bu sebepten dolayı gebelerin özellikle aşı yapılmaları faydalı olabilir. Gebelerde pıhtılaşma sorunu bir risk faktörü olabilir mi? Şimdi yapılan çalışmalarda biliyoruz ki özellikle vektör aşılarında, AstraZeneca'da, Johnson & Johnson aşılarında bir pıhtılaşma problemi var. O da 18 ila 49 yaş arasındaki kadınlarda, gebeler de kadın olduğu için tabii ki pıhtılaşmayla alakalı problem riski var. Ama Türkiye'de zaten vektör aşıları yapılmıyor. AstraZeneca, Johnson & Johnson aşıları yapılmıyor. Bu aşıların da zaten 1 milyon dozda 7 vakada pıhtılaşma problemleri oluyor. Tabii ki gebelerde hormonal nedenlerden dolayı pıhtılaşmaya biraz daha eğilim olabilir. Bu sebepten dolayı pıhtılaşma riskli olabilir. BioNTech aşısına tabii ki pıhtılaşma nadir de olsa ortaya çıkabiliyor. Bu sebepten dolayı belki gebelerde eğer pıhtılaşmayla alakalı bir risk faktörü varsa belki Çin aşısı, Sinovac aşısı yapılmasında fayda olabilir. Ama bilin ki sıklığı oldukça az. Bu sebepten dolayı BioNTech aşısı da yaptırabilirsiniz. Bunun dışında gebelerle alakalı özellikle çocukta bir sıkıntı olmadığı, bu sıkıntı olmamasından dolayı da ailelerin endişelenmeleri gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü özellikle sağlık çalışanı olan gebelerde ve altta yatan diyabet gibi, ondan sonra obezite gibi, kalp hastalığı gibi bir hastalığı olan gebelerde özellikle bu koronavirüs aşılarının yapılmasının çok daha önemli olduğu bildirilmiştir ve önerilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü sağlık çalışanlarına ve risk faktörü olan gebelere bu aşının yapılmasını öneriyor. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi olan CDC ise sağlık çalışanı olsun veya olmasın, risk faktörü olsun veya olmasın bütün gebelere öneriyor. Çünkü diyor ki koronavirüse yakalanırsa yoğun bakıma yatma riski daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu sebepten dolayı da gebelere öneriyor. Gebelere özellikle canlı aşıların yapılmaması gerekiyor. Zaten gerek mRNA aşısı gerek Çin aşısı Sinovac zaten canlı bir aşı değil. Bilinmeli ki mRNA aşısı olan BioNTech'te bizim vücudumuza girip hastalık oluşturmuyor ve genler genlerimizle etkileşime geçmiyor. Bu sebepten dolayı gebelerde bir zararı yok ve çocuğa zarar verdiğine yönelik herhangi bir bilimsel veri yok. Bu nedenlerden dolayı
gebelere yapılmasında fayda var. Özellikle gebelerin yoğun bakıma yatma riskinin yüksek olmasından dolayı. Özellikle bir sağlık çalışanıysanız, altta yatan kronik hastalığınız varsa muhakkak yaptırın. Ama diğer sağlık çalışanı olmayan, obezitesi olmayan, kalp hastalığı, diyabet hastalığı olmayanlar eğer izole olacaksa tabii ki kendileri karar verebilirler aşı yaptırıp yaptırmayacak konusunda. Aşı seçiminde özellikle pıhtılaşma riskiniz çok yüksekse, pıhtılaşmaya eğilimi olan bir hastalığınız varsa belki Çin aşısı, Sinovac aşısı yaptırmanızda faydalı olabilir. Ama bilinmeli ki BioNTech aşısının etkisi ve etki süresi daha uzun oluyor ve çocuğa da herhangi bir zararı olduğunu gösteren bir çalışma yok. Peki gebeliğin hangi döneminde yapalım? Özellikle önerilen tabii ki her dönemde yapılabilir deniyor ama mümkünse ilk 3 ayda yapılmamaya, yani gebeliğin ilk 3 ayında değil de daha sonraki dönemlerinde yapılsa daha iyi olabilir. Ancak sağlık çalışanı veya altta yatan bir risk faktörünüz varsa ilk 3 ayda da yapılması konusunda doktorunuza temasa geçmenizde fayda var.